Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Kayseri'den geliyorum. Bütün bayanların sesi olmaya geldim. Aldatılan bayanların. Kimseye inanmayın. Söz verip de sözünü tutmayan insana hiçbir zaman için inanmayın. Bana yıllarca söz verdi ama yine aldattı, yine aldattı. Benim onlardan nerem kalır? Neyim eksik? Ben 38 senelik eşiyim. Varlığına da katlandım, yokluğuna da katlandım. Ve de 3 tane bebe verdim. Çocuk verdim. Ama yine yalnız kalan ben oldum. Bütün kadınlara sesleniyorum. Sakın ha kocalarına inanmasınlar. Bu aldatıkta tekrar yapmayacağım diyen bayanlar sakın ha inanmasın. Ben inandım, ben yandım, evet, siz de yanmayın. Ben yandım, kimse yanmasın. Ben bütün Türkiye'ye sesimi duyurmaya geldim. Kübra Hanım mesaj atıyormuş. Nişan yapalım, bu işin adını koyalım diye. Buyursun gelsin, 80 milyonun önünde ismini koysun. Buyursun burada nişanlayacağım. Ben onları burada nişanlayacağım. Beni kesecekmiş, beni bıçaklayacakmış, benim elimi yüzümü morartacakmış. O programa çıktın diye. Buyursun meydan okuyorum. Buyursun gelsin. Hodri meydan ben buradayım. Benim Allah'ım var. Başka kimsem yok. Senin... Bir Allah'tan başka kimseye güvenmiyorum. Bir de 3 tane buyursun evladım gelsin. Var. Buyursun gelsin. Bir tanesi engelli. Bir tanesi madde bağımlısı. Ve gel çocuğumuzla ilgilenek deyince... Ben senden ilgilenmek istemiyorum dedi. Beni çocuklarımla tek baş başa koydu. Çocuğuyla ilgilenmedi. Çocuklarla ilgili onları yetiştirirken tüm sorumlulukları sen aldın. Evet evet hep çocukların bende. Tüm sorunlarını sen sırtında evet, taşıdın. Evet evet. Onların maddi ve manevi her anlamda yanında olan evet, sendin. Kocam dedim, 3 çocuğumun babası dedim. Varlığa da katlandım, yokluğa da katlandım. Sürekli sırt sırta verdim. Belki döner dedim. Belki bırakır dedim. Ama şu an 55 yaşında. Bırakmıyor. Bir adam 7'sinde neyse 70'inde de o. Sakın inanmayın bayanlar. İnanmayın. Vallahi inanmayın. Şimdi... İnanmayın. Ben inandım. Kimse inanmasın, yanmasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Rahatladın mı? Rahatladım. Ben bunları ekranda rezil etmeye geldim. 80 milyon duysun diye geldim. 80 milyon vallahi duysun onlar diye geldim. Şimdi böyle bir davranışta bulunan ben onun sonrasını yandım, düşünemez. Yıllarımı verdiğim 15 yaşında evlendim. 15 yaşında. Hala çekiyorum, hala çekiyorum. Yetti. Yetti artık. Yetti. Anne mesela büyükler şey der böyle anneler. Bir gün yüzü görmedim. Evet. Bir mutluluk görmedim. Evet Esra bir sevgi görmedim. Sözcüğü duymadım. Görmedim. Bir şefkat görmedim. Bu bana kadar... ne diyormuş biliyor musun Esra Hanım? Oraya çıkacak orada da annen kızım. Bundaki ne? Yasemin abla sen kendini diğer kadınla kıyasla. Şeylere ayrımcılık yapıyorsun. O kelime de yanlış. Şu açıdan söylüyorum. Sen bu diğer kişiyle kendini hiç kıyaslama. Asla. Eksiğin mi asla. Var, gediğin mi var, fazlan mı var, fazlasın var. Ne asla kıyaslamıyorum. Sen o olabilirsin, ne o sen olabilir. Evet. Sen başlı başına evet. Hayatında taşıdığın yüklerle evet. Kendini sorumluluklarını alarak evet. Bugüne kadar sen kendini sadece çocuklarına ve evet. Evliliğine adamış bir kadınsın. Evet tamam Esra mı? Hanım, evet. Haksızlığa uğrayan da sensin, mağdur edilen de sensin bu evet, anlamda. Esra Hanım. Ama şunu bil ki yalnız değilsin. Evet yalnız değilim. İyi ki de Esra Hanım var. Ben Kayseri'den Esra Hanım herkesin yanında diye çıktım geldim Esra Hanım. Sesimi duyurmak için geldim. Sizlere güvendim geldim. Önce Allah'a sonra sizlere. Boşanmak mı istiyorsun? Esra Hanım versin haklarımı. Benim yıllarca çektiklerimin karşılığını versin. Bir kalemde silerim. İşte bu kadar. Kiminen geziyor, kiminen tozuyor, kiminen yaşıyor. Seviyormuş. Sevdiğiyle baş başa bırakıyorum kendini. Buyursun.
Buyursun. Çocuklarını da sevsin, onları da mağdur etmesin, onlara da baksın. Yok Esra Hanım. Ne hali varsa bir, görsün. Bu kadına takılalı 1,5 sene oldu. Esra Hanım, inan ki şu çocuklarımı, oğlum burada, sor yalanırsam. Bir günlerden bir gün arayıp da yavrum siz de ne yapıyorsunuz demedi. Ve de gitti, bizi terk etti. 10. ayda geri döndü. 10. ayda geri dönme maksadı ne? Neymiş? Benim evim var. Evi satmaya çıkardı. Bu bayan da telefon ediyor ki ne zaman geleceksin? Bu da diyor ki evi satmadım. Evi satayım da geleceğim. Yani planlı geliyor. He, evinizi sattıracak. Evet, evet, bize iyi görünerekten biz de temelli döndü diyecek. Evi satmak için gelecek. Şimdi Yasemin Arslan bahsettiği kişi eşi Yaşar Arslan ve Kibar Kübra Hanım'dan bahsediyor. İsmi geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Evet. Oğluyla beraber burada. Bir oğlum zaten kötü alışkanlıkları elde edindi. Evet, onun peşinde koşturuyorum. Diğer tarafta diğer oğlum engelli dedi. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk Esra abla. Annene destek olmak için geldin. Evet. Annen senden çok güç alıyor, öyle duydum ben. Evet. Öyle. Onun hep yanında olan ve onu destekleyen kişi sensin. Tek varlığım 3 çocuğum. Tek varlığım 3 çocuğum. Kaç yaşında çocuklar? Bu 31 yaşında. Kızım 27 yaşında. O evli. İki torunum var, Allah evli. Allah bağışlasın. Büyük, en küçük oğlum da 20 yaşındaysa. 20. Normalde biliyorsunuz bu emekliliklerden sonra kocanız da emekli olmuş. Hani böyle tam o yaşlarda böyle sakin, huzurlu hayat geçirir. Benim evde, istediğim oydu Esra Hanım. Evde böyle yemeğimizi pişirelim, kendi de çayımızı bana öyle içelim. Diyordu. Ne diyordu? Kendi de bana öyle diyordu. Bundan sonra oğlanlar da verdikten sonra gezeceğiz, tozacağız. Hani nerede o günler? O geziyor, tozuyor da. Evet, kendi geziyor. Kendi tüm vilayetleri geziyor. Ama sen hayat mücadelesi vermeye devam ediyorsun. Evet. Eşinin sana ihanetini ne zaman öğrendi, nasıl öğrendi? Esra Hanım, gideyim seni. 10. ayda bu kargo şirketinde çalışıyordu. Kargo. Şey, Ankara Bursa arası çalışıyordu. Hı hı. Burada onu Kübra. Hı hı. Orada toz çay yapıyormuş. Hı hı. Ondan bu iş yola çıktı Esra Hanım. Hı hı. İnan ki Esra Hanım 40 yıl olacak neredeyse. Daha bir gün hayatım, aşkım, gülüm dediğini duymadım. Buna yazdığı mesajlarda inan var ya kalbim sızlıyor. Yazdığı mesajlara kalbim sızlıyor. Biliyormuş o sözcükleri. Biliyormuş ama ben bana söylemedi. Ben duymadım. O kadar zor ki bir şey yani düşünsenize. Evet. Aman bu bizim adam bilmez böyle şeylerden, anlamaz, aman boşver ondan öyle bir şey gösteremiyor o sevgisini dediğiniz insan. Halbuki başka birine o sözcüklerin alasını sarf ediyor. İnsan bu sefer kendine kızıyor, ben nasıl buna bu kadar şans verdim diye. Ben kendime devamlı diyorum ki ya benim neyim eksikti? Bu niye beni bu kadar aldattı? Beni bu kadar, ben bunu hak etmiyorum. Hele de 53 yaşından sonra Esra Hanım, ben bunu hak etmiyorum. Hak etmiyorum. O sinir krizi geçirmiş. Programda resmi çıkınca ben 1,5 senedir sinir krizi geçiriyorum. Niye beni üzülmüyorsun, bana üzülmüyorsun da onun sinir krizi geçirdiğini üzülüyorsun. Dünden telefonda beni tehdit ediyor. Eğer programa çıkarsam diyor eşim seni bıçağla doğrayacağım diyor. Buyursun hodri meydan gelsin doğrasın beni doğrayabiliyorsa. Şimdi hem ihanet iddiası hem de yayına çıkarsan... Seni öldürürüm tehditinde bulunuyor. Evet. Bununla ilgili de şikayetçi de ol lütfen. Evet. Daha önce şiddeti oldu mu size karşı? Evet. Ben evlendim, evleneli görüyorum Hülya Hanım. Sürekli. Hiç şikayetçi oldunuz mu? Yok, olmadım. İlk bir defa şekilde... artık cana tak etti. Bir laf var ya, buraya kadar çıktı. Bıçak buraya kadar dayandı. Hiçbir şey gözüm görmedi. Şunu kendinizi yadırgamayın Yasemin Hanım. Aldatma olayında Esra Hanım değindi zaten oraya. Aldatan kişi aslında kendini yetersiz hissettiği için bu eylemi gerçekleştiriyor. Sizin kadar fedakar değil, sizin kadar bu evlilikte cesur değil. Cesur değil, sorunlar karşısında çözüm arama. Bu aldatmaya giden insanlar, güven sarsıcı eylem içerisinde bulunanlar genellikle kolayı tercih edenler. Size boşanmak istiyorum ben, anlaşamıyorum. Karşıma da işte... Dede Hülya Hanım bana dedi ki boşanalım. Ha. Evi de satalım.
Sürekli ev diyor. Benim hiçbir Allah'tan başka gelirim yok. Ben ev hanımıyım. Kesinlikle. Oğlum da işe almıyorlar engelli diye. O da çalışamıyor. Ben bunu boşasam ne yiyeceğim? Nasıl geçineceksin? Bu evi sattırsam nerede oturacağım? İki tane çocuğunla. Zaten bunlardan vazgeçmek zorunda değilsin. Şimdi bu kişiyle o tost yapıyormuş. Senin kocan kargocu. Burada tanışıyorlar. Evet. Bu kadına güzel sözler sarf ediyor. Evet. Ne diyor? Bal dudaklarından öperim. Beni bu güzellikten mahrum etme. Hı hı. O ona yemek gönderiyor seni yerim. O ona yemek gönderiyor seni yerim. Hı hı. Daha onun gibi neler. Benim kocam Esra Hanım bana diyor ki ben erkekliği bu bayanda tattım diyor. Buna sen nasıl dayanırsın? Ve de bunu erkeklere söylüyor. Ve beni çıldırtan en son ki bu oldu. Hiç çıldırma. Hiç çıldırma. O hayatın başka keyiflerini de, duygularını da tadacak. Öyle işte Allah yaptığını, yaşattığını yaşamadan ölmez yaşamadan misin? Ölmez herkes. O duyguların hepsini yaşasın, bir aklı başına gelsin. O zaman senin ne hissettiğini anlayacak. O benim için kazdığı kuyuya kendi düşecek. Kendi düşecek. Bu hep böyledir. Bak takdir ilahi, ilahi adalete her zaman inandım. Her zaman da bana çıkma diye söylüyor. Tecelli etti. Şimdi bunlar birbirlerine böyle güzel sözcükler söylüyorlar. Evet. Ama sen bugüne kadar onun hep o acı yüzünü, o çirkin yüzünü, hep sert yüzünü, o evet. Ne şeydir, biz böyle görmedik, biz böyle yaşamadık, biz evet. Bilmeyiz bunları diyen evet. Tarafını Esra gördüm. Esra Hanım bir gün nereden bir gün yanına düşürüp de gel bir gün avrat seninle yemeğe gidelim, gel bir gün avrat şurada gezelim kesinlikle demedi. Kesinlikle. Çünkü sen gel bir yürüyelim desin işi vardır. He hacık çıkak gezelim desem hadi biraz yürüyüş yapalım. Yok ben televizyona bakacağım. Tabii. Ben çok yorgunum. Beni evet. Rahat ama sen tek başına git. Evet. Her şeyi bak. Yok o kısıltı da vardı. Şimdi serbest bıraktı. Evet. Önceden o kısıtlama da vardı. O kısıtlama da tabii vardı. Öncelikle kendi dışarıya baktığı için. Bu arada şimdi bu ilişkiden sonra telefon da önemli. Yaşar Arslan da telefon attığında şu anda da bağlanıyor. Aslında evi terk ediyor. Bu kişiyle ilişki yaşıyor. Ardından da evi satmak için eve geliyor. Kızın da hatta bu kişiyle muhatap olmak zorunda kalmış değil evet, mi? Evet, evet. Şu kadın anda kocanız... güldü bize. Kadın güldü bize. Siz kızın aradı mı onu? Kızım aradı. Ne diyor? Esra Hanım kızım bağlanmak istemiyor. Kocası biraz tamam şeyle. Bağlanmasın o. Benim dedi babamın ne ilksin ne de sonsun dedi. Anladım. Ben babamın yaptıkları kadınlar istersen teker teker sayayım sana dedi. Yani sana ne vaatler verdi. Kocan seninle... şu anda telefon attığında. Ne türlü kandırdıysa dedi. Sen dedi son değilsin. Sen ilk ve son değilsin dedi. Kadın ha 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 diyerekten güldü. Peki. Yaşar Arslan telefon attığında. Yaşar Bey söz hakkınızı kullandığınız için teşekkür ederim. Alo. Efendim Esra Hanım. Merhaba. Eşiniz burada Yasemin Hanım. Oğlunuz Furkan burada. Buyurun. Buyurun. Dün yayına çıkacağı için kendisini ölümle tehdit ettiniz mi? Ettim. Efendim? Ettim. Yalnız sizden, Esra Hanım sizden bir ricam var. Dün tehdit ettiniz yani. Neydi tehdidiniz karınıza? Müsaade eder misiniz? Sizden bir tabii. Ricam var. Ondan sonra konuşacağım. Tabii. Benim resimlerim dursun, diğer resimleri kal... Peki evet. Diğer hanımefendiyle beraber misiniz? Kaldırırız onu. Diğer hanımefendiyle beraber misiniz? Kaldırır mısınız Esra Hanım? Ondan sonra konuşacağım. Peki kalkıyor. Devam edelim. Tamam. Diğer hanımla beraberim. Beraber. Ne kadardır ilişkiniz var? 1,5 yıldır ilişkimiz var. Hı hı. Ya, ikiniz de evli misiniz? Ben o hanımefendiyi seviyorum. Evet. Sokana kalsın o hanımefendi. Dinler misiniz? Dinlesin evet, mi? Beni dinler mi? Dinliyorum, buyurun. Beni dinler mi? Bak ben onu dinledim, ben ağzımı açmadım. Ben o hanımı seviyorum. Ben geldim, benden ayrılmak istiyorum dedim. Evet. Ve ben senden ayrılmayacağım, seni süründüreceğim dedi. Ondan sonra dün benim haberim olmadan... Tabii evet. Gelmiş gelsin. Önemli değil. Gelmiş. Ben diyorum yine diyorum. Bak size yanınızda sizin karşınızda diyorum. Bundan sonra bana dediği laf şu. Bakın bana dediği laf şu. Benden bana koca olmaz. Benden sana karı olmaz.
Evet. Benim çantamı topladı. Benim çantamı topladı. Topladı ve komple beni evden attı. Esra Hanım. Yüzünde, sizin yüzünüzde. Sizin yüzünüzde. Bunu yaptı mı yapmadı mı? Şimdi zaten bunu kendisi de söylüyor. En son kaç gün önce kovdun? 14 Şubat'ta mı? Hayır, 13 Şubat'ta. Hayır. Giden sene Ramazan bayramında. Siz ne yapmasını isterdiniz? Bir senedir orada geziyor, onun yanında geziyor. Hem orayla hem burayla. He. Yaşar Bey, siz ne yapmasını isterdiniz? Hanımefendi evli mi? O da mı evli? Hayır. O bekar. Dul. Bekar değil. Evet. İki çocuğu var. O bekar. Eşinizle boşanırken neydi? Teklifiniz neydi? Hiçbir şey. Sana bırakayım. Afaka ne istiyorsan vereyim. Vereyim. Beni serbest bırak dedim. Bıraktım, al. Ne yapacaksan yap. Buyurun. Çok o kadar gidiyor geliyor ki ses. Ben de boşanmak istiyorum dedin. Alo. Alın telefonu, tekrar bağlasınlar. En son diyor benim pılımı pırtımı eşyalarımı toparladı, beni evet, kapının önüne Esra koydu diyor. Esra Hanım onun doğum gününü kutluyor telefonda. Onu görünce benim tepem attı. Benim de doğum günüm var. Benim de sevgililer günüm var. Ben de bayanım. Benim de evlilik gül dönümüm var. Benimki niye kutlanmıyor? Dışarıdalar çok mu iyi? Ben o kadar sıkıntıyı çekmişim. Dışarıdalar her şeyi kutlanıyor. Bana gelince hiçbir şey yok. Bu adalet değil. Sevmiyorsan 38 sene beni kapında tutmayacaktın. Aynen öyle. Tutmayacaktın. Aynen beni kapında. Diyor ki, duydunuz mu Yaşar Bey? Tam alamadım, buyurun. Söyle tekrar. 38 sene beni kapında niye tuttun? Madem sevmiyordun. Ha, niye tuttun? Çocuklara bakıcı, kendine hizmetçi. Başka bir şey değil. Senin yaptığın adalet değil. Değil senin yaptığın adalet. Seninki insanlık değil. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben ikiniz Allah'a havale ediyorum. Bu dünyada gün yüzü görmeyin. İkiniz de. Beni Allah'a havale ediyorsan neden oraya çıktın? Oh ettim, çıktım, canımı yaktım. Şimdi Yaşar Bey, şu sorunun cevabını verin. 38 yıl boyunca beni madem hiç sevmedin. Evet. Niye bu evliliği sürdürdün? Senin defalarca ihanetini yakaladım. Artık bu benim için katlanılamaz bir hal aldı. Siz ne istiyordunuz? Siz bir anda karınızın karşısına geçip ben birini seviyorum, boşanalım dediğinizde... Hiç demedi o zaman. Yasemin size ya tamam hemen boşanalım mı diyecekti? Hiç demedi Esra Hanım. Ne diyecekti? Öbür sevgililerinde hiç demedi. Sadece bundan dedi. Esra Hanım size bir soru soracağım. Yanlış anlamayın beni. Siz evlisiniz değil mi? Yalan Esra Hanım, inanmayın. Alo. Dinliyorum. Siz evlisiniz değil mi? Kocanız geldi size dedi ki ben seni istemiyorum. Senden ayrılmak istiyorum dediğinde ne yaparsınız? Neden diye sorarım. Ben nedeni sordu. Ben nedenini söyledim. Ben başka birini seviyorum. Senden ayrılmak istiyorum sen dedim. Sen 15 yaşında mısın başka birini sevecek kadar? Aynı şekilde. 15 yaşında adamsın. Bu kadın girmeseydi yine eşinizden boşanır mıydınız? Yine boşanırdım. Yalan Esra Hanım, o zaman, yalan. O zaman... Bakın Esra Hanım. Keşke o zaman boşanmış olsaydınız. O zaman duygunuz daha samimi ve gerçekçi olurdu. Bu kadına da haksızlık etmezdiniz. Tutsaydım. Ben iki yıl gurbete gittim. İki yıl sonra gurbetten geldim. Beni karşılamadı bile. Yalan söyleme. Allah'tan kork. Senin gerçi Allah korkun yok. Kuldan utanman yok. Senin oraya hiç ne dinin var ne imanın var. Senin hiçbir şeyin yok. Nalet olsun senin gibi adama. Yasemin sadece oraya şov yapmaya çıkmış. Şov yapmaya çıktım. Keşke bu şovu yaptırmasaydınız Yaşar Bey. 38 yıl boyunca bir kere hayat arkadaşınıza, bir kere çocuklarınıza kıymet verseydiniz de bu şova izin vermeseydiniz. Benim anlatmama gerek yok. Oradaki engelli oğlum dahil. O da dahil. Sorun anlatsınlar.
benim çocuklarım için neler yapacağımı, neler yaptığımı herkes bilir. Gördük, 1,5 senedir gördük çocuklarına neler yaptığını. Çok güzel gördüm. Kübra senin kafanı aldı. Kafanı beynini aldı. Anlıyor musun beni? Kafanı beynini yerinden aldı. Esra Hanım, o resimleri kaldırdınız mı? Sokağa kaçsın, kaldırdım. Ekranda yok şu anda. Şunu sormak istiyorum Yaşar Bey. 2,5 yıllık ilişkiyi sosyal çevreniz, iş ortamınız biliyor mu? Hayır. Gizli. Telefonları gizli gizli. Hayır. Birlikte yaşamayı kabul ettiniz. Yatıyor, telefondan banyoya gidiyor. Telefonlar gizli. Birlikte yaşamıyor musunuz? Yaşıyoruz. Tamam, birlikte yaşıyorsunuz. Evlerinde var Esra. Sosyal çevreniz bu kişiyi sizin eşiniz olarak kabul ediyor değil mi? Evet. Öyle tanıyorlar sosyal çevrenizde. Şimdi anlamadığınız nokta şu. Diyorsunuz ki ben bit dediğim zaman biter. Değil mi? Ben bakın oynayacağım ya bit dediğim sizin zaman yaptığınız evlilikte hayır evlilikte bir sözleşme. O da şunu diyor kendince. Diyor ki ben bu ilişkinin bitmesinde, bu evliliğin bitmesinde kusursuzum. Tek geride beni bıraktı. 2 sorunlu çocuğum var. Sorunlu derken sağlık sorunları var. Diğerinin çocuğunuzun da bir bağımlılığı var mı sanırım. Bakın yaşın ilerlemiş bir hanımefendi var. Siz sırf daha mutlu, daha işte duygusal anlamda kendinizi huzurlu ettiğiniz bir yere kendinizi kanalize ediyorsunuz. Eşinizi diyorsunuz ki al sana 3 kuruş para vereyim. Evet. Hadi güle. Öyle. Güle güle bu iş bitsin. O da diyor ki benim kişilik haklarıma yaptığın saldırıyı öde diyor. Mesela şu canını acıtan aslında ne biliyor musun siz farkında? Diyor ki ben hayatım boyunca Yaşar'ın güzel söz söylediğini bilmem. Sanırdım ki böyle cümleler kuramaz. Ama Yaşar'ın o güzel sözleri başka birine söylediğini görünce benim gururum incindi diyor. Bir gün Esra Hanım bir de şununu duydum. Daha bir gün benim yanına alıp da yemeğe götürmedi diye bir kelimesini duydum. Hı. O mu takıldı? Allah rızası için sorun. Hı. Yemekler gözüne dizine dursun. Ben sadece ya baş başa diyorum. Yediği yemekten madem değil. Öyleyse, yemek öyleyse. Benim emeklerim de senin gözüne dizine dursun, tamam mı? Kadın erkek ilişkisinden bahsediyor. Karnını doyurmaktan bahsetmiyor. Heh. Erkek ilişkisinde ben iki yıldır... Yukana kalsın erkekliğin. 10 erkeklik yapıyorum zannetme. Ha, Esra Hanım. 10 erkeklik yapıyorum zannetme. Soyukana kalsın Hanım. Erkekliğin. Susturur musunuz? Evet, dinliyorum. Ha. O tür şeyleri... resimleri kaldırın. O resimleri kaldırın. Ha. Ve... Yasemin'le muhatap olmak istemiyorum. Vallahi olacaksınız evlilik bitene kadar. Hatta boşandıktan sonra da muhatap olacaksınız. 3 tane çocuk var. Olmaz olmaz merak etmesin. Öyle şöyle ben bir şey. Ben muhatap olmak istemiyorum. Bu avradı bulduktan sonra... Ne zaman evi terk ettiniz? Yani evden ne zaman ayrıldınız? Ben 3 yıldır dışarıdayım Esra Hanım. 3 yıldır dışarıdasınız. Bu son... İşim gereği ben 3 yıldır dışarıdayım. Bu son gelişinizde ben ayrıldım, ilişkimi bitirdim, beni affet diye eve gelmişsiniz değil mi? Yok yok öyle bir şey demedi. Öyle bir şey demedi. Gelir gelmez bana dedi ki benim orada ilişkim bitmedi. Ben de dedim ki peki ilişkim bitmedi de niye geldin dedim. Seven adam yarı yolda koymaz dedim. Aha yüzümde yalanırsam. Evet. Aha öyle dedim. Bura benim evim değil mi dedi. 4 aydır yemeğini de yapıyorum, çamaşırını da yıkıyorum, ütüsünü de yapıyorum. Her vazifemi yerine getiriyorum. Ben yalan söylüyor desin. Yalan söylüyor desin. 1,5 yıl en son giden sene yılbaşından beri bizim şeyimiz yok. Şunu merak ediyorum. Bir son gelişinde hani evi sattırıyor ya. Evet işte 4 ay durdu Esra Hanım. Tamam o 4 ayda yani ben geri döndüm artık beraber yaşayacağız diye mi yok, geldi? Yok yok bana gelir gelmez dedi diyor. Ha, gelir gelmez söyledi. Bu konuda şey dedi açıktı yani. Evet. Evi yok. Niye satmaya çalıştınız duruyor. Yaşar Bey? Müsaade eder misiniz? Onu anlatacağım. Neden? Biz bu evi aldık alalı satışa çıkarmak istiyorduk. İşte kendisi söylesin. Tamam ben biliyorum ama ben mesajı okuduktan sonra satmak istemedim. Ben o evi yine satacağım dedim. Yine satacağım.
Bir oğlum bir kızım daha var ayrıyeten. Ben engelli oğlumun üzerine tapulu ev alacağım dedim. Dedi mi? Bu saatten sonra size güvenirler mi? Anneye ihanet eden bir baba varken çok evlatlar size güvenirler mi bu konuda? Ne düşünüyorsunuz? Bana kızına mı? Kızım güvendi bana. Evet. Ben bakın Esra Hanım. Dinliyorum. Ben evin parasını, parasını kendi adıma bile yaptırmıyordum. Siz bunları... Kim varsa... Ama ben mesajda okudum Esra. Bak Yasemin'in güvendiği kim varsa onun hesabına yatırsınlar parayı dedim. Yalan söylüyor desin. Yok söylemiyorum. Doğru ben mu söylüyor? Ben bir şey demiyorum. Evet, kızına söylemişsin. Bu ben de ama satalım. Esra Hanım ben de mesajda okudum. Kadın diyor ki ne zaman geleceğin özledik gel artık diyor buna. Bu da diyor ki evi satamadım. Gel evi satana kadar sabret diyor. Ben o mesajı okuyunca her kadın kullanır. Sadece sen değil. Diyor ki o, ben o mesajı okuyunca bu evi satacak, paraları da alıp bizi ortada bırakacak sandım evet, diyor. Evet, ben onu öyle zannettim. Evet, ben yalan değil, ben gerçeği söylüyorum. Şimdi bakın, o Yasemin'in işi, gücü, sağa sola... ...muska yapmak... Seni delirttim, muska, daha düşürdüm muskayı. Evet. Muskayla uğraşmak. Acıyla, ocağıyla uğraşmak. Canım. Bu artık zıvanadan çıktı. Bununla yaşam birleştirilmez, hayat ama birleştirilmez. Ama sizin davanız bu Hacı Hoca davası değil ki. Sizin davanız kibarla ilişkinizden sonra bu evlilik bitiyor. Esra Hanım, ben Hacı'ya gittim, muska yaptırdım da kafayı mı bozmuş? Ha, kafayı mı bozmuş desin bana? Hocaya, Hacı'ya giden kafayı bozar. Muskalar hep kendine ters yaptı. Kendisi kafayı yedi. Evet. Kendisi kafayı yedi. Bana kafayı, kusura bakma da. Bak çok güzel diyor. Bana kafayı yitirten onlar değil diyor. Sensin. Sen yedirdin bana kafayı sen. Yedirdin. Peki şöyle yapalım. Yaşar Bey bir empati yapın. Niye yanınıza almıyorsunuz? Eğer bu durumdaysa bu anne niye yanınıza almıyorsunuz? Ben diye çocukla almıyor yattı. Alın bakıma muhtaç bir oğlunuz var. Alın yanınıza. Bu kadın iddia ettiğiniz gibi... Ben oğlumu her zaman alırım yanıma. Anladım. Ya Esra Hanım yalan. Sana nasıl kafayı yitirttiğini söyler misin? O senin Hacı Hoca'yla kafayı... Yalan Esra Hanım. Bu aldatmaları bana penisinin hastası etti. Kafayı da yemedim ben. Ben sadece... Hayır kafayı yedin öyle derler. Kafayı artık beni zıvanadan çıkardın. Sadece psikolojim böyle titreme geliyor bana. Yalan, kafayı yedmedim ben. Yeseydi kendi yedi kafayı işte. 56 yaşından sonra kendi yedi kafayı. Sağ solu karısına saplandı işte. Ben kafayı yemedim. Hayır, kafayı yeme anlamında değil ama sen o mesajları, o yazışmaları senin gözünün içine baka baka seni seviyorum, başka birini seviyorum demesi kendi seni yıprattı. Bana. Evet Esra Hanım. Bir değil, beş değil Esra Hanım bu. Bu mesele bir sefer değil. İstersen isimlerini de sayarım. Sayma isimlerini. Diğerlerini niye önemsiz sandın? O zamanlarım bu kadar şey değildim. Kendime güvencem yoktu. Ama şimdi hiçbir şeyden korkmuyorum. Ne gelecekse gelsin bir canım var. Alsın onu da alsın. Neyi mi koydu ki? Şeker hastası etti, tansiyon hastası etti, ritim bozukluğu yaptı, psikolojimi bozdu. Neyim kalmış benim? Neyim kalmış? Bir tane buna geziyorum ben. Şu anki cesaretinin 30'lu yaşlarında olmasını ister miydin? Evet, isterdim. Keşke de olaydı. Ayaklarımın üstünde rahatça durabilirdim. Ama olmadı. O zamanki aklımdan şimdiki aklım iyi değil. Ah, ah. Duyuyor musunuz Yaşar Bey? Duydum Esra Hanım. Ben de diyorum ki ben artık telefonu kapatıyorum. Ben işim direksiyondayım. Siz ya ne yapacaksanız yapın Esra Hanım. Peki boşanmak istiyor musunuz? Evet, ben Yasemin'den boşanmak istiyorum. Tamam, haklarımı ver. Maddi manevi tazminatımı, evimi ver. Aferin. Aferin zaten ev senin. Nafakayı ver. Ev senin. Maddi manevi yıpranma tazminatımı da ver. Aydan aya 4 milyar nafakamı da bağla. Ayağın göl başın bunar. Kibar olma
devlet, devlet ne bağlarsa. Gıdra olmazsa. Devlet... Ay çıplatma olsun. Kes sesini de böyle, dinle beni. Bağırmayın lütfen. O da bana bağırıyor. Ama o benim haklarımı ver derken yüksek sesle söylüyor. Ben de yüksek sesle konuşuyorum. Hı hı. Devlet ne bağlarsa nafaka sonuna kadar veririm. Evi de ona bıraktım. Hı hı. Ama anlaşma ne olursa sizin öngördüğünüz tarafların uzlaştığı gelsin buraya miktar konuşalım. Olacak. Yaşar Bey. Gelir misiniz efendim? Buraya? Çekişmeli değil. Evet. Yoksa bu çekişmeli açarsa iş hem uzayacak. Hem ben sizin... gelemem Esra Hanım. Ben gelemem. Niye? Ben gelemem. Ben otobüs sürüyorum. Şu anda gel demiyorum. Şu anda Kayseri'ye doğru gidiyorum. Tamam. Yani izin alabilirsen gel. Bu konuda anlaşmalı boşanalım diyor. Gel şartlarda anlaşalım. Gel de ben sizi buradan nişanlayacağım Kübra hani. Yok artık. Gel de nişanlanalım dedi ya. Bu işin adını koyalım diyordu ya. Ben burada adını koyacağım. Gel. Niye gelmiyorsun? Siz iki kişiyle koyacaktın. Ben 80 milyonla koyacağım. Gel adını koyacağım. Sizi bekliyoruz Yaşar Bey. Duyuyor musunuz? İstanbul'dan çıktım. Kayseri'ye doğru gidiyorum. Yazıklar evet tamam. İstanbul'a elbet dönüşünüz olacak. Kayseri'den. Yaşar Bey. Bir tek hafta... celsede diyor anlaşmalı boşanıp bu işi bitirelim diyor. Ben de artık seni taşımaktan yoruldum diyor. Evet yoruldum. Ben de onu taşımaktan yoruldum. Hadi benim neyimi çekmişsin? Benim neyimi çekmişsin? Açlığa açlık oldum. Yokluğa yokluk oldum. Varlığa varlık oldum. Benim neyimi çektin lan sen? He? Neyimi çektin benim? Biz izin alırız firmanızdan tamam mı Yaşar Bey? Benim neyimi çektin? Esra'yım şu anda gelemem. Bir şey sormak abicim istiyorum. Şunu anlamıyorsun, şunu anlamıyorsun. Ben sana otobüsü bırak, yolcuları hayır, bırak gel demiyorum. İzni alırız. Ha, önümüzdeki hafta içinde bu işi organize ederiz. Ha, söyleyin. Yaşar Bey ben soruyorum böyle bazen konuklarımıza. Büyük cesaret gösterenlere özellikle. Zina böyle ceza kanununda suç olarak tanımlansaydı. Karşısında bir müeyyidesi olsaydı hapis cezası gibi. Yine evliyken bir başkasıyla yaşar mıydınız? Yaşardım. Her sevdiğim insanla yaşardım. Tabii sen o şeyin örneksin sen Türkiye'de. Sen örneksin. Evet. Türkiye'de örneğim ben. Evet. Tek benim. Tektensin. Tektensin. Evet. Doğru. Senin eşin benzerin yok zaten. Tektensin. Yani insanın içinde o yanlış varsa... Evet. Kanunlar ne olursa olsun aynı şekilde davranıyor. Mühim Esra olan, Hanım görümcemde bağlanacak. Doğru davranıyor olmak. Yani beni de üzen ne biliyor musunuz? Birini bulup böyle evliliği bitirme kararı alıyorsunuz. İnsan biraz kendine döner. Ya ben bu evlilikte var mıyım? Biz iki kişilik yaşıyor muyuz? Birbirimize gerçekten yetiyor muyuz? Birbirimizi seviyor muyuz? Kıymet var mı? Ben bu evliliğin içerisinde hala kalmak istiyor muyum diye sorarsın. Bu cevabı kendin için verip ondan sonra çeker gidersin. Böyle maymun gibi öbürünü bırakmadan bunu da tutayım, bunu bırakmadan öbürünü de olmuyor aynen ki. Aynen Esra Hanım, aynen. Evlendiğim bir günden beri içkisi de bitmedi, karısı kızı da bitmedi, sevgili hayatı da bitmedi, günübirlik gittikleri de bitmedi Esra Hanım. Yalan söylüyorsam yalan söyledi desin. İşte bu kadar müsamaha göstermemek lazım. Buyurun. Yeter artık. Yaşar Bey'e bir soru sormak istiyorum. Yaşar düzelir, Bey, düzelmedi. Yaşar Bey, bir gün Kibar Hanım birini severse, size de çıkıp derse ki artık seni sevmiyorum, sana olan duygularım bitti derse ne yaparsınız? Ha, kapattı. Sessizlik en iyi cevaptır biliyorsun. Şimdi biz Yaşar Arslan'ı buraya bekliyoruz. Diyor, İnşallah diyor, senin diyor, gel diyor. Yasemin ablacığım böyle anlaşmalı boşanırsınız. Sizin haklarınızı verir. Siz de geride mağdur olarak kalmazsınız. Bundan sonra artık Yaşar Bey'in gelişine kaldı iş. Seni şimdilik uğurluyoruz. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.